Yeni bir günden yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar. Göstermiş olduğunuz ilgi alakadan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı da çok teşekkür ederim. Niye derseniz bir önceki videomuzu atalı yaklaşık 6 saat oldu ve hype puanı 175 bine çıkmış. Bu kadar yükseleceğimizi beklemezdim. Video atalı 5 saat oldu. Ona rağmen hype sıralamasında şu an 80. sıraya gelmişiz bile. Hype konusu gerçekten bizim adımıza güzel oldu. Tabi diğer yayıncılar adına da güzel oldu. Çünkü bir tık da olsa ileri çıkmaya, ön plana çıkmaya yardımcı olan bir şey bu. Şunu da belirtmek istiyorum. Videonun açıklama kısmında benim sponsor sorumlu olan Foxpin linki mevcut. Bu link üzerinden gidip alışveriş yaparsanız hem kendiniz uygun bir şekilde alışveriş yapmış olacaksınız hem de sorunsuz bir şekilde hızlı bir şekilde kuponlarınızı alabileceksiniz. Ben de bir tane kupon almıştım. Çünkü hızlı indirim var. Hızlı indirimden otomatik hava almam gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi 450 hepimizi aldık kullandık bu karakterimize. Şaman'a da yine kullanacağız. Belirtmiş olduğum gibi videonun açıklama kısmında Fox referans linkimiz mevcut. Buradan yapmış olduğunuz alışverişlerle beni desteklemiş olursunuz. Eğer alışveriş yaparsanız alışveriş yaptıktan sonra bir de alışveriş yorumu bırakırsanız çok güzel olur. Yine aynı şekilde Metin 2'nin sponsor yayıncılarından birisiyim ben de. Eğer Metin 2'yi oynama gibi düşünceniz varsa ve videonun açıklama kısmındaki Metin 2 partnerlik linkim mevcut. O link üzerinden oyuna kaydolup giriş yapıp oynayabilirsiniz. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Daha nice daha güzel yerlere diyerek 20.000 bin aboneye geldik. Sıradaki hedefimiz 25.000 sonra 30 bin, 35 bin diye gidecektir inşallah bu sayı. Yani 20 bin gerçekten çok yüksek bir sayı. 20 bin kişiyi şöyle karşınızda bir düşünsenize. Zinselimiz level kasmaya devam ediyor. Az kaldı şampiyon 29'a gidiyorum. Şampiyon 30 olduktan sonra biraz hedeflerimiz farklılaşacak. Bu arada düşürmüş olduğumuz eşyalar mevcut. Bunlara bakıyorum şöyle iş yapabilecek ortalama varsa kullanırız. Art altıları atıyorum. Art 7 çan falan düşerse demirci de basarız. Bir tane bile 9 çıksa 3-4 londan satılıyor. Pet kitabımız 71 olmuş. Baya güzel hasılatlarımız birikmiş. Bunları da pazara dahil ederiz. Almış olduğumuz epimizde şu hızlı indirimden bakalım kaç gün otomatik al tutturacağız. Şu an bizde kaç gün varmış bir bakalım. 4 gün 16 dakikası varmış. Şöyle biraz alalım bakalım kaç gün çıkartabileceğiz. Şöyle 30-60 gün falan çıkartırsak çok güzel olur. Şu an ne çıktığı gözükmüyor. Oyundan çıkış atıp tekrar girdiğimizde belli olacak. En kötü ihtimalde 7 gün çıkartabiliyoruz. Şu an 2 tane açtık. En kötü ihtimalde 7 gün bile çıkartmış olsak 14 gün diye hesaplıyorum ben şu an. 21 gün oldu diyelim. Bir kere daha aldık. 28 gün. Bir kere daha aldık. En kötü şartlarda 35 gün çıkması gerekiyor. 4 günü de üstüne eklediğimizde en kötü şartlarda 39 günlük bir otomatik almamız olacak. Bakalım kaç gün tutturmuşuz. Haydi bakalım oyuna giriş yaptık. Bakalım kaç günlük bir otomatik av tutturmuşuz. Bakalım 69 gün. Üf kafadan bir 30 gün fazla çıkartmışız. Çok iyi. Aklıma gelmiş kendi bir de 3. el falan alayım. Onların da galiba süreleri azalmış. 12 gün var. 1 aylık falan da 3. el alayım. Kafamız rahat olsun. Şu tombalarımızla oynayalım. Ayrıca bugün benim adıma iyi ve kötü bir gündü. Niye derseniz gündüz sabah işteyken bir arkadaşla karşılaştım. Beni tanıyormuş. Şirket aracını otoparka bırakmıştım. Sağ olsun güzel bir kıyak geçtim. Buradan izliyorsa selamlar. Kötü haber ise bir hastanelik durum olmuştu bizim ailede. Hastane kaynaklı bir kötü gün geçirdik. Ayrıca hastanede de karşılaştığım yine bir arkadaş vardı. Güvenlik arkadaş. O da bizi izliyormuş. Ona da buradan izliyorsa selamlar. Onunla da orada bir sohbet etmiştik. Sağ olsun o da bana biraz yardımcı oldu orada. Buradan o arkadaşlar da selamlar. Hastane konusuna gelirsek de biraz sıkıntılı bir durumda ama Allah'a şükür bir sıkıntı yok hallettik diyebilirim. Çok detaya gerek yok. Ee, iki i̇ki tane şansım bir çıkarttık. Sağlık olsun. Hemen şaman için oynayalım. Şöyle bir de 200 hep karşılığında 20 tane kor alıyoruz. Simya sürelerimizi uzatalım buradayken. Ayrıca biliyorsunuz yeni bir güncelleme gelecek Metin 2'ye. Bayağı bir çığır açacak güncelleme diyebilirim. Çünkü aklınıza gelecek bütün eşya artık ticarete koyuluyor. Yani markasından tutun kritik delicisi, yaşamı bunlar aslında yan gelir olarak çok güzel eşyalar. Bunun gibi gelecek birçok güncelleme mevcut. Metin 2'nin form sayfasına giderek detaylı bir şekilde gelecek gidecek her şeyi görebilirsiniz. Baya güzel oldu bence benim adıma. Yani gerçekten Metin 2'nin en büyük en güzel güncellemelerden birisidir diyebilirim. Şamanımıza geçiş yaptık. Bu arada element dünyası bayağı bir dolmuş. Şu an yine tek CH kalmış sarı bayrak. Garibim maalesef ki sarı bayrağa bayağı büyük bir haksızlık ediliyor. Mavi bayraklar, kırmızı bayraklar 2 CH'de takılırken Hatta mavi veya kırmızılar 3 CH'de takılıyor. Sarı bayraklarda bu durum tek CH. Yani keşke herkes 2 CH şeklinde kasılmış olsa. Böyle bir garip düzensizlik var. Ya da keşke herkesin bayrağına özgü bir map olmuş olsaydı. Böyle sıkıntılar çekmezdik. Neyse artık yapacak bir şey yok. Gittiği yere kadar böyle götüreceğiz. Şamanımıza da yine bir 450 aldım. Yine sponsorum olan Fox hepinden aldım. Eğer alacaksanız mutlaka Fox hepine bekliyorum. Açıklamada referans link mevcut diyerekten. Kendimizde şöyle bir 450 hep kupon almıştık onu da bir kullanalım şamanda evet 450 hepimizi aldık kuponu bozdurduk Şamanda da 8 gün 56 dakikalık bir otomatik avımız var Şöyle 3-5 tane alalım en kötü ihtimalden yine 1 haftalıktan hesaplıyorum şu an 1 hafta oldu 14 gün 21 gün oldu bir tane daha aldık 28 gün 28 artı 8 36 gün diyebiliriz en kötü şartlarda Bakalım 36 günden fazla bir gün çıkartmış mıyız birlikte görelim Haydi bakalım giriş yaptık bakalım kaç gün olmuş 59 gün ortalama 20-25 gün daha fazla gün çıkartmışız. Güzel. 2 ay boyunca kafamız yine rahat şamanda da. Güzel oldu. Şamanda da yine biraz kor alacağım. Simya sürelerimi uzatmam gerekiyor. Ama Nesne Market şu an bayağı bir sıkıntıya girmiş. Şamandaki tombalalarda oynayalım. Zaten 2 tane şans simgemiz mevcutmuş. Abi şuraya Ork Reis'i versen de direkt bu stilsimi alsak ne güzel olur. Oo, Titan Dioks çıktı. Allah Allah. Bana çok çıkmazdı ya. Herhalde şimdiye kadar 2 tane çıkarttık. Zümrüt çıktı. Şu an güzel gidiyoruz. Aha da şans simgesi. 500 gaya. Veririz. Lazım zaten. Kullanırız. Çok güzel. Hiç kendimizi zorlamadan. Aha da bir simge daha geldi. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Ne oluyor ya? Şans geri mi dönüyor bizim adımıza? Ee bir şansım geçti daha tutturduk. Yine tombol oynayacağız. Hadi bakalım biz aratalım ne olacak? 3. çevirişimizde ateş tılsımı geldi. Alırız. Ateş tılsımı iyidir. Kullanılır. Her türlü iş yapar. Sonuncudan da bir şey çıkmadı. Yarın biletlerini zaten almışım. Pazar hesabına geçiş yaptık. En son simya basmıştık biliyorsunuz Mitsi 10x'e. Bir bakalım satmış mıyız? Neler kalmış elimizde? 67 onluk bir satış var. Basmış olduğumuz parlak atmalık satılmış. Bir de delici ok bloklu olan hem farmuk hem veselik diyebileceğimiz bir simya var biliyorsunuz Mitsi 10x'te. O da satılmış. Bu ikisi kalmış da bunları duruma göre tekrar günceller pazara kurarım. Parçalarımız bayağı azalmış. Güzel. Bayağı bir satışımız olmuş. O, kusursuz anahtarlarımız falan komple gitmiş. Çok iyi. Pazarımızı güzel bir güncelleme yaparak tekrar aktif edeceğiz. Ama tabii öncelikle şu ıvır zıvırları komple bir eritmek istiyorum. Bayağı bir yer kaplıyor. Sonra kaliteli sağlam bir pazar kurarız diye düşünüyorum. Bir süre sonra tekrar oyuna girdim. Şöyle gösterecek olursam üstümdeki fazlalıkları kasmış olduğumuz hasılatları aktaracağım. Prens 3 görev kitaplarımız 200 200'denmiş. 200 adet bir kutsamamız fazladan oluşmuş. Aslında var ama ben bu şekilde ayırıyorum. Eğer unutursam diye ikinci partisi de dolsun diye gerçekten güzel farm yapabiliyoruz. Şöyle başka aktaracağım başka ne var diye bakıyorum. Kusursuz anahtar var 200 adet 3-3.5 ondan falan satılabiliyor bu şekilde. Şu şekilde bir kere daha yer dolduralım. Şunlara gerek yok bunları mecburen topluyorum hesapla. Soran çok arkadaş var. Ben bunları bu şekilde köye indikçe devamlı satıyorum. Çünkü bir eşyayı kapatsam istediğim diğer eşyayı alamıyorum filtreden. Bundan dolayı çok bir şey kapatmıyorum filtrede ben. Başka alacağım ne var? Mesela şurada gördüğünüz gibi şöyle bir sandık var. Bunu da 35-40 hemden falan satabiliyoruz. Paralel istiridilerimiz falan böyle bu şekilde dolmaya devam ediyor. Tamamdır şu anlık aktaracağım eşyalara ayırdım. Bunları aktaracağım. Buradan güzel bir gelir sağlamış olacağız. Şunlarla işimiz yok. Bunları da bu şekilde sileceğiz. Güzel bir zırh aldık uygun fiyattan. Bu zırhı kiyanet zırha çevireceğiz. Zırhımız burada. Efsunları da hazır diyebiliriz. Toplamda 50 savunma artı 67'den gelen 10 büyü direnci var. Şu anki zırhımız bu şekilde. Artı 9 bir kül yağmuru zırhı. 5 beceri 30 büyü direnci veriyor. Bu zırh almamızın iki sebebi var. Hem fiyat performans ürünü olacak. Hem de gördüğünüz gibi efsunları hazır bir şekilde. Diğer bir sebebi ise kiyanet zırha çevireceğiz kiyanit zırhlarının çevrimi bu zırhlardan oluşuyor. Bu zırhların becerili, büyü dirençli olanları ve canavar güçlü olanların artı 9'unu götürdüğünüz zaman size artı 0 bir kiyanit zırhı verecek. Kiyanit zırhını da şimdi çevirince görürsünüz. Güzel bir görüntüye sahip böyle mor, yeşil, karışık böyle bir şeyler yapmışlar. Kiyanit zırhı bir nevi hem beceri savunması verecek hem de ortalama zarar direnç gibi bir şey vermiş olacak bize. Bundan dolayı da almış olduğumuz hasarı kısacaktır. Şimdi zırhımızı çevireceğiz. Zırhı çevirmeden önce bir arkadaşa silah kahraman deneyeceğiz. Ayrıca Nurgül Karanik arkadaşlar buradan selamlar, teşekkürler. İzliyormuş zaten kendisi. Uzun bir süredir oynamıyorum. Sonradan tekrardan dönüş yapmış. Kendisine buradan tekrardan selamlar. Öncelikle bir arkadaşımıza kahraman atacağız. Eşyası 42 ortalamalı 5 yarı 10 kritik. Buzun gücü %10 veren bir art 9 hançermiş. Buzun gücü de artı 18 varmış. Baya güzel bir hançermiş ya. Gözüme gerçekten güzel gözüktü. Umarım zorlamazsın diyerekten inşallah kahramana tek atarız. Hadi bakalım. 3-5 gündür kahraman atmıyorum. İnşallah geçersin. Maalesef 1 de 0. İkinci deneyişimiz çok güzel. Arkadaşa da buradan selamlar. Güvencinden dolayı da teşekkür ederim. Kahraman Soylu için dönüş yapabilirsiniz. Tek parça kahramanı 25 ve atıyorum. Soylu da 120-130 arası değişkenlik gösteriyor. Kayanız varsa fiyattan da gaya karşılığında düşmüş oluruz. Arkadaşla da, da teyitleştik. Kendisine teslim ettim. Güle güle kullansın. İzlerse buradan da kendisine selamlar. Kahraman attıktan sonra bir arkadaşımıza da zırh deneyeceğiz. Şamanın canavarlı zırhını deneyeceğiz. Art 7 getirmiş. Bir deneme hakkımız var. Art 7 %30 şans mı veriyordu? %20 mi veriyordu. Tam hatırlamıyorum. Umarım geçer reis. Vallahi üzülür halde Bir dakika iki bom falan vermedi değil mi? Ha tamam. 2 yank vermiş. 2 bom verdi sandım yanlışlıkla. Arındırma diyorum. Zırh diyorum. Ahenk kıyafet diyoruz. yüzde %30 şans. Bence az bir oran değil abi. Yaparız be. Hadi bak kahramana tek atamadık. Zırha bari tek atalım. Hadi lütfen. Bismillah dedik. Şu an hepimiz aynı anda videoya enerjimizi yolladık. Şu an geçti olarak görüyoruz bu zırhı. Geçti. Hayırlı olsun zırhın reis. Başarısız oldu. Geldi şimdi arkadaşa bunu söyle. Kendisine dedim içim rahat etmiyor istersen bir miktarını karşılayayım dedim zarar ettiysen dedim. Yok dedi. Kendisine de buradan tekrardan selamlar. Gidelim biz kendi şu zırhımızı artık bir çevirelim. Triton kılıçlarını çevirdiğimiz yerden bu zırhımızı da çevireceğiz. Zaten zırh %100 ihtimalle geçecek. Efsunlar da geçecek. Efsun olarak 5 beceri 30 büyü veriyor. Hayırlı uğurlu olsun diyerekten yeni zırhımız bize inşallah hayırlı olur. Tamam dedik ve artı 0 kianit zırhımız şöyle morlu morlu bir garip görüntüsü var. Artı bastıkça daha da güzel olacaktır bu. Arkadaşım biri de sürgüden çıktı kalp attı ona da buradan kalp. Şimdi şu zırhı basmaya çalışalım bakalım burada kaça kadar götüreceğiz. Artı 4'e kadar zaten malzemesini aldım. Bu arada tanrıların özütünün tanesi 70 hem. Toplamda 16 tane tanrıların özütü aldım. Toplamda 12 onluk bir giderimiz oldu özütlere. Şu zırhımızı bir artı 4 yapalım hemencecik. Gerisini demirci taşıyla 7'ye kadar götürmeye çalışacağım. 7'den sonra da metalle gideceğiz mecburen. Şu anki rengi bir tık daha açıldı diyebiliriz. Elimde 10 tane özüt kalmış. İnşallah yeterli olur. Hadi bakalım tek atalım lütfen. Tek de artı 5 olsan ne güzel olur. Güzel. Artı altı olur musun acaba tekte? Aa tanrı çiçeği istiyormuş. Ben de tanrı çiçeği yok gideyim tanrı çiçeği alayım. Hemen çarşıya geldik malzememizi aldık. Umarım artı yediye kadar tekte hiç yanmadan götürürüz. Haydi bakalım ilk altı denememiz güzel. Altı oldu abi tekte diye olursam var ya sonrası zaten tıkır tıkır gidecektir. Şöyle iki bondan bir titan dioksit de alalım ya bizdeki dursun. En azından ticaret camıyla alalım ki piyasaya da biraz cam verelim. Umarım tek diye olursun. Haydi bakalım bismillah diyerek tık. Yapma be. Abi bir sürü tanrı özütü gitti ya. Var mı üzerimizde? Varmış. Umarım yanmazsın. Hadi bakalım. Güzel. Hemen iki tane titan şamandan aktardık. İnşallah geçersin 7'ye. Sonrasını artık metalle götürürüz. Artık gittiği yere kadar. Direkt pazar alanında basacağım seni. Kasıla kasıla takıla takıla. Artı 7 oldun mu? Vallahi oldu. Çok güzel. Artı 7. 12 yarı insanlara karşı direnç veriyor ve böyle de parlamaya başladık. Gerisi artık metallerle. Elimde birkaç tane bağlı metal vardı. Şunu da göstereyim. Bir arkadaşımız çok sağlam bir melee satıyor. 250 ona satıyormuş. Hazır 105 seviye pet. HPC %27. Defansı %19. Yani bana sordu ama ben şu an alamam. Çünkü benim zaten hazırda 3 tane 105 seviye petim var. Oranları bu şekilde değil fakat zamanla ben onlara hep sunacağım. Çünkü beninkinin günleri 650-700 günlere yaklaştı. Eğer almak isteyen varsa kayıttan geldiğinizi belirtirseniz size ufak bir indirim de sağlayacaktır. Peti gerçekten güzelmiş. Meleği peti. Alastor değil bilginiz olsun. Arkadaş 250 won istiyormuş. Haydi bakalım. 3 tane metalimiz varmış. Ben daha fazla var sanıyordum da maalesef 3 tane çıktı. 3'ünü de deneyeceğiz. Haydi bakalım mekanımıza geldik. İlk denememizi sizin adınıza ölüyorum. Yine bir tane ayıcıya ruh atarak yollayacağım. Maalesef. İlk deneme başarısız. İkinci denemeyi de şiddetli vuruş yaparak attım. Maalesef bu da başarısız. O zaman güçlü bedeni açarak son darbeyi yapıyorum ve hayırlı olsun diyoruz. Hop. Yapma be. Neyse denedik en azından elimize metal geçtikçe bunu 8-9'a zamanla atarız. Çok da acelesi yok. VS'lik panelimize geldiğimizde görüyorsunuz zırhımızı artık taktık. Zırhımız hazır. Kaskımız var. 10 beceri savunmalı artı 10 yarılı. Bunun 6-7'sinde büyü direnci olması iyi oldu aslında bir nevi. Tılsımımız şu an idarelik diyebiliriz. 6-7'si de değişmelik kendisi de değişmelik. Savunması bayılması var diye takıyorum. Yarı insanı kırık çünkü. İleride bunu değiştiririz çok acelesi yok. Küpemiz bu şekilde. Kolyemiz bu şekilde. Ayakkabımız iki çeşit olması gerekiyor. Şöyle bir tanesi bu. Diğeri bu. Kolyemizden de iki çeşit var. Bunda çift el savunması falan da mevcut. Ara sıra bunu da takabiliriz. Şöyle kemiklerimiz mevcut. Birisi 15 beceri savunması veriyor. Diğeri de 15 beceri hasarı veriyor. Şöyle blok savunmalı kaskımız var ve kirin ayakkabımız var. Yakın dövüş yapanlara karşı bunları kullanırız. E, gölge kemerimiz var artı 8. Eldivenimiz var 10 yarı insanlara karşı dirençli. Kalkan olarak bunu kullanacağım. Bilezik olarak da bunu kullanacağım. Şamanda bir tane kuşak vardı. Bir üstte atalım bakalım. Kişi özel gelecek mi? Ne diyor? Envanterde yer mi yok diyor. O zaman envanterde bir tane yer açalım. Hadi bakalım. Bayağıdır geçiremiyoruz kişi özel. Bu sefer geçirdik. Kaç emiş geliyorsun? 16 emiş. Bunu da pazara 4.5-5 bon falan olması gerekiyor. Ekleriz. Şimdi arkadaşımızın biri yine PM attı kendisi. Buradan güvencinden dolayı teşekkür ederim. Sağ olsun. Kask ve silahına kahraman deneyeceğiz. Kaskını bir deneyelim bakalım. Umarım zorlamaz. Tek atar mıyız? Atamadık. Hadi be reis. 2 atalım en azından. Allah 2 attık. Kendisine teslim edelim. Bir de silah varmış onu da alalım. Kaskını teslim ediyoruz. Silahını da alalım. Haydi bakalım bir de silah deneyelim. Yine tek atamadık. O zaman 2 atalım mı? 2 de atamadık. 3 attık. İyi güzel kötü değil 3 de güzel bir sayı Arkadaşlar da hayırlı olsun gidelim hesabımızı bırakalım element piyasına takılmaya devam etsin tekrar geldik ejderha ateşi burnuna kavucunun yanında tekrar zırh dönüştüreceğiz bu sefer 5 kere deneyeceğiz Arkadaşa da dedim ki bak kendin dene ben zırh bastım yaktım geçiremedim Bence kendi şansını kendin dene dedim. Yok dedi geçireceksin inanıyorum dedi. Gitmiş 8 bonluk bir harcama yapmış. Toplamda 5 denemelik ahenk kıyafeti yapacağız. Başkasının eşyası yalnız zaman cidden üzülüyorum. Umarım geçersin. Şöyle bir tek tek deneyelim. %30 da az bir oran değil diyerekten hemen tak diye bir tane vurdum. Hemen arkasından şöyle gezerken vuralım. İkinciyi tak dedik ikinciyi de attık. Şöyle güçlü bedeni yakarken bir kere daha attık. Bakmıyoruz halen. Şöyle tekrar tıkladım. Sonuncuyu da sizin adınıza tıklıyorum. Umarım geçmiştir. Valla 5 deneme yaptık. Arkadaş dedi ki bakma dedi gel burada bak dedi. Buradan güzel şeyler elde ediyoruz dedi. tek tek gidelim. Başarılı başarısız yazısını görelim. Aa sonuncu başarısız olmuş. Onu gördük. Ondan önceki başarılı olmuş. Güzel. Hadi. Hadi. Bir tane daha gördüm. Başarısız. İki tane garanti. Tıkladık. Valla 3 tane garanti zırh. Çok güzel. Maalesef bir tane geçmiş diyelim. İlk zırhı teslim ettim. Bakalım ne diyecek. <laughs> Anladı kendisi de. Bu da izleyiciler adına dedik. Üçüncüyü de teslim ettik. 5'te 3 bence güzel bir oran. %30'da. Vallahi güzel kar etti diye düşünüyorum. 3 tane yani 8 bom verdi. Şu zırhın bir tanesi 10-15 bon ediyordur galiba. Kendisine de tekrardan selamlar güle güle kullansın. Yo yo bana verme. Hayır ben kabul etmiyorum böyle şeyler. Sırf bak sunağa gidecektim. Sunaktan döndüm geldim. Şimdi geldik yarı insanlara karşı direncin testini yapmaya. Ben şurada biraz önce yaptım size de göstereyim. Şu şekilde öncelikle düz vuruş testini bir göstereyim. Şu an yarı insanlara karşı dirençten %10 eksilttim. Bir hasar atalım bakalım ninja ile düz atak kaç vuruyoruz. Delici ile birlikte 1900-2000 arası bir hasar vuruyoruz. Bakın 1900-1890. Haydi bakalım 1870-1900 arası halen hasar vuruyoruz. 1910 falan gördük. Biraz önce 2000'leri de görmüştüm. 1850, 1900, 2000 arası şu an düz atak yapabiliyoruz ninja ile. 10 yar insanlara karşı direnç eksilttiğimizde. 10 yar insanlara karşı direnci tekrar taktık. 1800 geldi yine. 1400 bu arada kanamadan geliyor galiba. Evet kanamadan kaynaklıymış. Onu karıştırmayalım. Tekrar şöyle saf bir hasar görelim. Aslında delici patlamadığında şu anki saf hasarımız görelim. 210, 190 gördüğünüz gibi. 210, 190 arası bir hasar vuruyoruz. 10 yarı insan eksilttiğimizdeki o 210 190 hasarı şimdi kaça çıkıyor bakın birlikte görelim 250 300 direkt oradan bile fark edilmiş oluyor şu an tekrar takalım biz bunu bir de şöyle yapalım bakalım beceri hasarında nasıl bir etkisi varmış onu görelim 10 yarı insanlara karşı direnç vs 10 beceri savunması diyelim kaskımızı giydik artı 110 beceri savunması ekledik zihinselimize şu an bakalım Kaç vuruyoruz suikastle? 1660 vurduk. Bir tane hızlı saldırı atalım. 1477 vurduk. Ortalama suikast, beceri savunması takılıyken 1650, hızlı saldırıda 1450 diyebiliriz. Şimdi yarı insanlara karşı direncin beceri hasarındaki etkisini tam olarak anlayamadım. Şöyle göstermek istiyorum size ama devamlı farklı hasarlar atıyorum. Mesela şu an yarı insanlara karşı direnç takılı. Gördüğünüz gibi beceri savunmalı kaskı çıkarttım. Bazen suikastı gördüğünüz gibi 1400 atıyorum, 1500 atıyorum. Bazen 1700 atıyorum. Hızlı saldırıyı 1800 atıyorum, 1600 atıyorum. Böyle bir karışık bir olay var. Tekrar bir daha suikast atalım. 1400 attık. Şu an beceri savunma takılı değil. Yarı insanlara karşı direnci çıkarıp 10 beceriyi takalım mesela. Şöyle tekrar bir suikast atalım. 2K girdi ama delici ile birlikte geldi o. Normalde 1800 falandı galiba. Tekrar deneyelim. Şöyle bir hızlı saldırı attık. 1430. Şöyle bir suikast attık. 1670, 1600 falan. Beceri savunmalı takılıyken suikastimizi attık. 1400. Becerili kas takılıyken de 1400-1500 vurduğum oluyor. Yarı insanlara karşı tılsım takılıyken de 1400-1500 oluyor. Düz atakla ninja ile 300 falan vururken yarı insanlara karşı direnci taktığımızda hasar 190-200'lere falan düşmüştü. Oradan görmüş olduk diyebilirim. Ufak da olsa yine savunmamızı biraz daha arttırdık diyebiliriz. Ninja'mız görüşürüz kardeş. <laughs> Hesabımız burada takılsın. Ben de gideyim artık dinleneyim. Yeni bir yorucu günden tekrardan merhabalar. Bugün gerçekten biraz yorgunum. Baya bir ufak tefek işlerim vardı onlarla uğraştım. Oyunumuza giriş yaptık. Gördüğünüz gibi yüzlüğüm yok. Herhangi bir stokta da yüzlüğüm yok. Bir şekilde bekçiler tısım falan elde etmem gerekiyor. İnşallah çıkartabiliriz. En kötü ihtimalle bir günlük kahramanlık modelası çıkartmam gerekiyor. Köye gelmişken yapmamız gerekenleri almamız gerekenleri alalım. Pazarımıza bir bakalım. Ayrıca %25 Happy gelmiş. Happy da ben yine sponsorum olan Fox App'in üzerinden kod alacağım. İki tane şans simgemiz varmış. Bakalım tutturabileceğiz mi şans simgesi? tutturursak bu tılsımı veya herhangi bir değerli bir şey yakalayabileceğiz mi? Şöyle bozduralım kuponlarımızı. Kor normal. Hadi kardeş. Evet bir tane şans simgesini yakaladık. Biraz zar atayım geleyim ben. Yaklaşık bir 7-8 kere çevirdik. Daha da fazla zorlamayacağım. Ay taşını alalım biz. Şu an olmasa bile ileride yine kullanırız. Bakalım bozduralım kuponlardan tekrar bir şans simgesi gelir mi derken geldi. Abi bir kere daha geldi maalesef gelmedi. Ama yine günü iki tane şans simgesiyle kapattık. Şimdi yanımda Shadowxy var. Shadowxy Umut oluyor. Umut kardeşimiz bizi izleyen ve benim gibi video çeken birkaç arkadaşı da seviyormuş. Bunu da abisine belirtiyormuş. Abisi de beni görüyor. Bana ulaşıyor diye ki benim böyle bir kardeşim var. Seni seviyor. Devamlı bana anlatıyor seni. Fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Ben de dedim ki kardeşim buradaysa ben şu an kayıttayım. Gelsin kayda geçelim dedim. Hem onun içinde bir anı olmuş olur dedim. Buradan da Shadowxy yani Umut'a selam olsun. Abisi da Selamlar diyerekten devam ediyor. Şaman'a geçiş yaptık. Şaman'ın da biliyorsunuz simya süreleri vesaire uzatmak için yine bu hesapta da devamlı hep kullanıyoruz. Şöyle size de gösterecek olursam şu an 3K iplik kod aldım. %25 HP oradan kaynaklı. Gördüğünüz gibi 3750 hep verdi. Yani almış olduğunuz kodlar da aktif oluyor. Geçerli oluyor. Hiçbir sıkıntı çekmeden kodlarınızı, app'lerinizi kullanabilirsiniz. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Ben görünce şok oldum. Bundan bir önceki videoya baktım. Hype sıralamasında 10. sıralamaya kadar düşmüşüz. İlginç yani YouTube sıralamasında 1 metin 2 videosunun ilk 100 içinde Hatta ilk 10 içinde olması bile çok garip. Simya sürelerini uzatıyordum. Bir baktım bizim Adem burada. Adem Mataracı. İzleyenler bilenler vardır aranızda. Dedi ki sen de mi kor çarkına girdin? Aslında kor çarkına girmemiştim biliyorsunuz. Simya süresi uzatıyordum. Aslında karlı girsen mantıklı dedi. Bir deneyelim bakalım. Bakalım ne çıkartabileceğiz. Ödüllere de baktım da. Aa güzele benziyor ya. Yontulmuş var. 8'li. Ender var. ikili. Ama bize bunlar çıkmaz ya. Hani şöyle yontulmuş var. Bu mu çıktı? Aha da 16 tane kor tutturduk. Bunun şu an tanesi 10 ep'ten yani 20 ep e şu an 160 ep'lik bir simya çıkarttık. Kor çıkarttık daha doğrusu. E böyle giderse iyi. Bakalım bu neymiş değerli. Bak bundan da güzel şeyler çıkıyordu galiba. Şöyle bir deneyelim bakalım şansımızı. Gelecek mi? Bu mu geliyor yoksa? Ucundan kaçırdık. Vallahi bir 16'lı daha tutturduk. Allah Allah. Biz mi şanslıyız acaba yoksa kolay mı geliyor bu kor? Anlamadım. 8'li falan hiç tutturamadık herhalde. Ben genelde hızlı hızlı geçtim. 16'lı geldiği zaman izledim. 8'li mi geliyor? Yapma be. 8'liyi de kaçırdık değilse bir anahtar kaldı. Bakalım bir anahtar sonra ikinci kattan neler olacak. İkinci kata çıktık. İkinci kat da 39 etmiş. Aslında çok da pahalı değil. İkinci katın ödülleri de yüksek oluyor biliyorsunuz. Ne geldi? 2 tane kor normal geldi. Acaba bu normal dediği içinden ne çıkıyormuş? İşlenmemiş de yontulmuş çıkıyor. Normalde 1K çevirecektim ama şöyle düşündüğüm zaman ben zaten hesaplarımda app'leri genelde %90 simya süresi uzatmak için kullanıyorum. Ve çarkın da uygun olduğunu düşündüm gerçekten. Çünkü buradan 4'lü 5'li 6'lı falan böyle yontulmuş çıkıyor. Simya süresi falan uzatırken de baya bir benim için güzel olacak diye düşündüm. Bir kayıp bıraktık şimdilik hesapta. Neler çıkmış hiç bakmadım. Hızlı hızlı geçtim. Şöyle nesne marketi bir açayım indireyim bakayım neler çıkartmışız. Şimdi ortalama şöyle bir kabataslak hesap yaptım. Bir tane normal işlenmemiş korun 10 ep olduğunu hesaba katarsak şu şekilde bir hesaplama yaptık. Yani ortalama şu an şunları hesaba katmadım bu arada. Çünkü bunun içinden çıkacak bir antika veya efsanevi yakut bizi direkt kara geçirir. Açalım bakalım. Elmas geliyor. Elmasın içinden de şöyle efsanevi çıkarsan iyi olur. Hop ender geldi. Bir tane ender parçada ortalama 200 epe falan denk geliyor galiba. Şu an buradaki hesap 1700 1200 diyebiliriz. Sonsuz yakutları açalım. İçinden antika da çıkabiliyormuş. Bakalım. Ender yakut direkt ben şu an kara yaklaştık diyebiliriz. Hadi bakalım antika yakut şu an kara geçtik. Son kez daha tıkladık. Ender yakut çok güzel. Ben şunların hepsini açayım geleyim. Bakalım neler elde edeceğiz. Bunları da açalım. 5 tane ender var. Bakın buradan belki yakut gelir. Ender grena ender onyx ender grena ender yakut geldi bile ender grena Yontulmuş 16 tane var hemen bunları da açalım gidelim bir üstat atalım bakalım Şimdi paneli gösterecek olursam şöyle benim de biraz altyapım vardı tabi Baya güzel bir altyapı oluşmuş yontulmuşlar çok güzel çıkmış enderlere bakalım bir tane ender elmasımız baya bir güzel Ender yakutumuz var yeşim hiç yok bunlardan 3 tane var Galiba bunu kullanırım ya simya süresi uzatmak için kullanırım üste atacağımı düşünmüyorum Üstte attığımız simyaların yontulmuşlarında bakalım bir endere atalım. 1'de 0 ile başladık. 2'de 0. Bir de en değerli simya yani ametist yapma gözünü seveyim. Ne kaldı geriye? Yakutlarımız kaldı. Yakutlarımızı hızlı hızlı atalım. 1'de 1. 2'de 1. Evet kötü gidiyoruz. Reis yapma geç artık. Ne çok yaptın ya. Bak ya bak 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 nasıl yakıyor bu kadar da yakmaman lazım. Yontulmuş atıyoruz yani. Daha ne yapalım biz? Geldik Ender'e. Bakalım Ender'lerden nerede ediyoruz. İlk elmas deneyişimiz güzel. Bir tane aldık. İkinciyi alamadık. Üçüncüyü aldık. Bir tane daha aldık. Çok güzel. Darısı Yakut'a diyerekten başladık. Bir de bir. İki de bir oldu. Güzel. Bir tane daha geldi. Güzel. Hadi geç kardeş. Olmadı ama üç tane Yakut daha geçirdik. Bence güzel bir basımdı. İki tane Ender'imiz var. Haydi kardeş. Yapma be. Ya bu simya gerçekten yani bayağı bir yakıyor. Diğerlerine oranla daha düşük sanki şans geçmesi. Hatta biraz da şamanda çevirmek istiyorum. Şamanda da çünkü devamlı simya süresi uzatıyoruz. Onda da bir yaklaşık bir buçuk iki çevirip geleyim ben. Şamanın da günlük tombalasını oynayalım derken direkt ay taşıyla başladık. Hemen ben bunlar hızlı hızlı oynayayım. Şamanda hiç şans simgesi yok. Üç tane arka arkaya gelir mi derken bir tanesi geldi bile. İkinci gelir mi acaba bakıyoruz. Hadi kardeş arka arkaya şöyle iki tane göndersen ne güzel olur ama. Ne oldu nesne market dondu mu çöktü mü bir şey oldu galiba yine. Bir takıldı kasma bir şeyler oldu orada. Maalesef tutturamadık. Ben yine hızlı hızlı çevireyim. Önemli bir şey gelirse kayda geçerim. Böyle 16'lı 8'li falan tutursak mesela şunlar gibi gördüğünüz gibi. Acaba tekte 8'li gelir mi? Hadi dur. Ah be gelmedi maalesef. Neyse ben dediğim gibi çevireyim. Düzgün bir şey gelirse gösteririm. Evet ilk 16'lı enderimiz tutturduk. 16'lı antika falan geldi de denk gelmedi. Yani şu ana kadar gördüğünüz gibi 2K'dan fazla ipimiz gitti. Toplam 1K ipe kadar düşüreceğim. 600 iplik daha çevireceğiz. İnşallah daha güzel şeyler gelir diyerekten çevirmeye başladık. Hadi bakalım. Şaman'da da çıkarttığımız korları hesapladım. Yani Şaman'da da ufak bir kar etmişiz. Ortalama 2800-2900 eplik bir kar çevirdik. Yani ben de şöyle ortalamalarını yazdım. Belki daha fazla bile kar edebiliriz. Kabataslak bile baktığımızda 500-600 eplik bir karımız var. Hadi gelin bakalım şunu birlikte bir açalım neler elde edeceğiz. Şimdi Şaman'ın da ufak tefek alt yapısı var. Şöyle korlarımızı bir açalım bakalım. Ametist de bayağı bir birikmiş. Yakut da inşallah güzel üste gideriz. Hatta ben bunları böyle üste atıyordum gördüğünüz gibi. Şunlar hızlıca bir açalım. Şuradaki sonsuzları merak ediyorum. Bunların içinden antika da çıkabiliyormuş. Belki buradan 2-3 tane antika çıkartırsak. Daha doğrusu antika yakut çıkartırsak baya güzel kar edebiliriz. Yontulmuşları da açalım bakalım yakuttan gelecek mi yontulmuş. 4 tane de yakut çıkmış yontulmuş. Hadi bakalım sonsuz elmaslardan başlayalım. Ender elmas geldi. Yontulmuş elmas geldi. Ender elmas geldi. Güzeldi. Yakutlara geldik. Tıkladık. Ender Yakut güzelsin Ender Yakut güzelsin Ender Yakut çok güzelsin yani bu kadar arka arkaya beklemiyordum Ender geldik 10x'e Onix ne vereceksin Antika 10 güzelsin yontulmuş 10 kötü Ender 10 Ender 10x Ender Onyx, Antika Onyx. En iyisi Onyx'ti şu ana kadar. Grenalardan başladık. Ender Grena, Yontulmuş Grena ve Ender Grena. Soylulara bakalım soyluların içinden neler çıkartabiliyoruz. Ender Yakut, Yontulmuş Onyx, Ender Yakut. Hay maşallah. Enderlere bakacağım. Gerisini bakmayacağım derken bitmiş. Şimdi 22 tane Ender var. Bakalım 22 tane Ender'den kaç tane Yakut çıkartabileceğiz. Şu an zaten 5 tane Yakut'umuz var. Hiç bakmayalım sürpriz olsun. Şöyle hızlı hızlı açıyorum. Hızlı hızlı tıkladım. Hadi kardeş lütfen şöyle 3-5 tane Yakut ver bize. Oy çok güzel. 4 tane akut çıkmış. Başka ne gelmiş? Of 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 of. Elmasa bakın. Baya güzel altyapı birikti ya. Bunlar güzel bir hızlıca üstü atalım biz. Haydi bakalım geldik en zevkli yerine. Ender'e kadar hepsini götürdüm. Bakalım kaç tane antik alabileceğiz. Bir de 0 başladık. Kötü 2 de 0. Güzel bir tane alabildik. Hadi kardeş zorlama be elmas. Yani bu kadar da yakmazsın değil mi artık? Cidden bu kadar beklemiyordum ya. Yuh yani. Al işte yakmaya başladık. Yakut istiyorum. Bol bol yakut istiyorum. Çok güzel. ha? şöyle ya. Bak kendine gel birazcık. İki kere yakut yaktık. Gerisi çok güzel geçti. Yeşim deneyelim. Bir tane yeşim aldık. Safir deneyelim. Bir de bir. İki de iki. Hadi bakalım. Bir tane daha vermedim maalesef ki. Grena deneyelim. Güzel. Ve sonuncuyu patlattık. Onyx güzel gelmiş. Hadi bakalım. Onyx de güzel para ediyor. Gerçi bunlar biz kendimiz atarız galiba efsanevi. Antika şekilde satmayı pek düşünmüyorum şu an. Önemli olan yerlerden biri de ametist. Hadi bakalım bir de 0. 2 de 1. Sen de geç be. Hadi be. Yapma be. Üste atardık. Niye geçmedin? Bir tane antika elmas var. Yakut baya var. Yakutlar bu şekilde satabiliriz. Bir tane işim var. Eşi olsa basardık. Gel seni basalım reis. Çok güzel bir tane efsanevi. Bir kere daha denedik. Bir efsanevi daha. Haydi bakalım. 10x. Çok güzel. Hop. Hay maşallah. Buradan da miti alırsak daha da bir şey demem ben. Yapma işte şunu be. Yani geçseydin kar üstüne kar etmiş olacaktık. Neyse yine kar. Bence güzel bir çark çevirmiydi. İlk defa çarktan memnun kaldım. Şamanın da bir yolunu gelmişken verelim. Hadi geçer misin? Vallahi geçti. Şimdiye kadar hiç yakmadan maşallah diyerek geçiriyoruz ve özüt basmadan geçiriyorum. 32'ye kadar düşürdük. Bir arkadaşın zırhına ve kaskına kahraman dinleyeceğiz. 5K gaya artı 30 on şeklinde anlaştık. Gayamızı bir kullanalım. Bende de bayağı birikmişti. Elimden gelince gaya almaya çalışıyorum. Arkadaşa da güvencinden dolayı teşekkür ederim eğer izliyorsa bizi. Öncelikle kaskı bir deneyelim. Sonra zırh için yer açmam gerekiyor. Yer yok hatası verecek çünkü. Tek atar mısın? Atamadık. Hadi o zaman iki atalım. 2 olsun bizim olsun. 2 de olmadı. Tamam hadi 3 olsun. 3 olsun gidelim. Vallahi olmadı. Ne yapacağız? O zaman şöyle bir değişik bir totem yapacağız. Zırh üzerinden gidelim. Kask bundan sonra biraz sıkıntıya gider. Olmadı. Hadi reis. Tamam zırha iki attık. Zırh güzel. Kafi. Ama kaskın da artık geçmesi gerekiyor. Bundan sonra gerçekten sıkıntıya girer. Allah Allah. Kardeş geçecek misin acaba? Bak parça da çok yok üzerimde şu an. Allah Allah. Yuh sonunda yani bir zahmet 10 kere denedik kasktan dolayı maalesef zarar ettik diyebiliriz. Sıkıntı yok. Arkadaşa da bize de hayırlı olsun. Paramızı zaten almıştık. Hesabımızı gidelim. Farma bırakalım. Şu potçuklarımızı alalım tekrar yerden. Pazar hesabımıza giriş yaptık. Bu arada pazar hesaplarını gösteriyorum da inşallah sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü yorumlara bakarak ben bu tarz şeyleri sunuyorum size. Yorumlarda birçok kişi pazar kurarken pazarındaki satışları falan gösterirsen daha keyifli daha eğlenceli oluyor demişti. Bu yüzden pazarlarımı kurarken ve aktif ederken nelerin satıldığını neler aldığımı da gösteriyorum size. En son kurduğumuzda neler kurduk cidden hatırlamıyorum. Kafam o kadar karışık ki. Bakalım ne satılmış ne kalmış. 121 won. Biliyorsunuz Mitsu basmıştık. Onlar satılmış. Güzel bir para gelmiş buradan. Yine boşluklarımız var. Bunları dolduracağız. Daha satılması gereken tonlarca gördüğünüz gibi eşyalarımız mevcut. Hatta envanterim full dolu. Gideceğim şimdi depoyu boşaltacağım. Depom full dolu. Onu da geçtim. Zihinsel full dolu. İkinci bir pazarı da açmak istemiyorum. Çünkü zaten bir tanesiyle zor baş ediyorum. İkincisiyle hiç baş edemem. Şimdi pazarımı düzenliyordum. Pazar düzenlerken bir zırh ilgimi çekti. Bu zırhı dün de görmüştüm. Arkadaş bayağı düşürmüş. 85 ondan kurmuş. Şurada olması gerekiyor. Artı 9 bir magma zırhı. Efsun olarak da güzel. 15 büyüsü var. Pençesi, çanı, bıçağı, oku var. Kullanılabilir bir zırh. Ben bunu alacağım. Yani gerekirse bu zırhı ben böyle görüntü amaçlı bile kendim bile kullanabilirim. 85 yon ucuz bence. Hem kahraman hem de artı 9 magma bir zırh. Vallahi hayırlı uğurlu olsun diyerekten pazara bir miktardan atacağım. Eğer pazarda satılmazsa zihinselde veya bizim bedenselde bile kullanabiliriz. Sırf görüntüsü için keyif için bile kullanabilirim yani şu zırhı. Zihinselde kullandığım zırh da şu şekildeydi. Kılıç, çiftel, el, pençe, bir buçuk ip, 15'te büyü savunması var. Bunu da pazara ekleyeceğim. Bayağı da bir eşyam var gördüğünüz gibi. Pazara ben bir tekrar bir değerliyim, toplayayım geliyorum. Pazara ekleyebildiğim kadar ekledim. Şöyle güzel bir görsel şölen yaptım. İki zırhı da ekledim. Bu zırhı şu anlık 155 e ondan attım gidebilir. Yani potansiyeli olan bir zırh. Zaten piyasada da şu an başka bunun artı 9'u yok. Ne kül yağmuru ne de magma korunun artı 9'u yok. Kendi zırhımı da 65 ondan attım. Savunmaları iyi olduğundan kaynaklı. Ekleyeceğimiz diğer eşyalarımızı ekledik. Paralı istiridiyeleri yüksek fiyattan tutuyordum. Normal piyasa değerlerine çektim. Elimde daha fazla birikmesin diye. Kusursuz anahtarlarımız, küpe sandıklarımız vesaire kutsamalarımız derken her şeyi gördüğünüz gibi pazara serpiştirdim. Mamalar biraz gitmemiş anlamadım. Artı 7 artı altı mamalar 4-4 düşkemden bile gitmiyor artık. Hayırlısı diyerek pazarımızı aktif edelim. Şimdi zihinselle biraz sandık açıyorum. Bu sandıkları nerede kullanacağım? Şöyle size de göstereyim. Ben de bayağı birikmiş puan var. Sınıra dayanmıştım ve artık gördüğünüz gibi 23 binlerde, 9 10 binlerde böyle sandıklarım vardı. Böyle ihtiyacımız olduğu zaman kullanacağım. Bundan sonra bunu nasıl kullanacağız? Öncelikle şöyle biraz daha sandık alalım. Gerçi yer kalmamış. Envanterde gördüğünüz gibi bitkiler var. Yani Nergis'ten lazım. Nergis gördüğünüz gibi 12 saat boyunca daha fazla tecrübe verecek. 5. seviyeye kadar götürmesi zor ama 3-4 seviye bile yapsak tecrübemizi biraz daha hızlandırırız. Çıkartmış olduğumuz metin taşları da 1. köye, ikinci köylere falan atarız. Farm yapan arkadaşlara bir nevi destek olmuş olur. Ben şu envanteri bir düzene bindireyim. Tekrardan geleceğim. Bayağı bir metin taşı birikti. 2. köylerde genelde metin farmı yapıyor arkadaşlar. O yüzden şu metinleri ikinci köye serpiştireyim ben. Bir nevi katkıda bulunmuş olalım. Şu şöyle sağa sola teker teker atalım. Gördüğünüz gibi yol boyu şöyle metin ata ata geldi. Güzel bir görüntüye sahip oldu. Buna denk gelen bir arkadaş da bunu rahatlıkla güzel bir şekilde keser. İnşallah güzel bekalarda elde eder. Zinselimizin Uriel XP bonusunu da alalım. Ayrıca arkadaş selamlar. 30 seviye ulaşmak için gördüğünüz gibi yap bir falan da aldım. Bilgeliğin gücünü de alalım buradan. Şampiyonluk kupasını da alacağım. 12 tane yap bir yengecimiz var. Bunları otomatik hava ekledik. Pelerin falan da ekledim. Artık olabildiğince hızlı bir şekilde kasılmam lazım. Nergis'ten de 3-4 seviye olursa iyi olur. Bunları da orada kullanırız. Hatta burada kullanalım. Şöyle tıklayalım. Abi etkinleş ya. Ya birinci seviye atamıyoruz ki. Ha bir oldu. iki başarısız. Hadi geç 2. 2, 3, 4. Vallahi 4 yaptık. 5 yapamadık. Zaten 5 öyle kolay olmuyor. 4. seviyede de %20 yirmi XP bonus veriyor. Çok güzel. Tecbi yüzüğümüzü takacağız. Yapbimizi takacağız. Şampiyonluk kupasında falan derken olabildiğince güzel bir şekilde kasılmaya çalışacağım otomatik avda. Mekana da geldik. Kasılmaya da başladım. Güzel bir şampiyon XP'si geliyor. Şu an kaç geliyor bakalım bir. 200-300 arası geliyor. %400 tecrübemiz var şu an. Uriel XP'si aldım. Yap bir bastım. Normal nesne tecrübesi var. Kostümlerden maalesef tecrübe alamıyoruz. Keşke oradan da alabilseydik. Yüzüğümüz var, artı şampiyonluk amblemi falan var. Bu şekilde %400 XP bonusla kasılacağız. Hesabımızı artık burada bırakalım. Videoyu da burada sonlandıralım. Buraya kadar gelen herkese teşekkür ederim. Videoya like atarak abone olarak bana da destek olabilirsiniz. Ve unutmamanız gereken hype konusu var. İlk 10'a girmek istiyoruz. Şu an ilk 12'ye kadar girmişiz ama ilk 10'un içine girsek daha da güzel olur. Daha da böyle bir keyifli olur. Hype'larınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Yine aynı şekilde sponsorumdan da alışveriş yaparak hem uygun bir şekilde hepiniz alacaksınız. Hem de bana destek olmuş olacaksınız. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.